zaten biz burada tarlalarımızdı. Göbekli Tepe çok özel bir alan. 12 bin yıl öncesine tarihlenen bir kült merkezi. T biçiminin üstte, yani yere paralel olan kısmı başı, dikey olan da insanın gövdesini betimliyor. Şanlıurfa'nın 22 kilometre kuzeydoğusunda bir bozkır. Yaklaşık 10 bin yıl boyunca üzerinden onlarca medeniyet, milyonlarca insan geçti. Ancak günümüze dek hiç kimse toprak altındaki gizli hazinenin farkına varamadı. Bu bozkır, insanlık tarihine dair pek çok ezberi bozan gizemli Göbekli Tepe'ye ev sahipliği yapıyor. Tüm dünyanın dikkatini çeken yapı, İngiltere'deki Stonehenge'den 7000, Mısır piramitlerinden 7500 yıl önce yapıldı. Neolitik çağda avcı toplayıcıların gelişmiş bir yapıyı inşa yeteneklerini ortaya koyan yapı, dünya üzerindeki en eski tapınak olarak kabul ediliyor. Tüm dünyanın arkeolojik kıymetinden habersiz olduğu bölgenin keşfi bir tesadüfe dayanıyor. Mahmut Yıldız, Göbekli Tepe'nin bulunduğu arazilerin sahibi. Tapınağın hikayesi, bugün hayatta olmayan amcası Şavak Yıldız'ın tarlasını sürerken bulduğu bir heykelcikle başlamış. Sürüp kaldırıp indiriyordu. Buğda, arpa, genel olarak mecirme yakardık. Kara saban da sürüyorduk o kızdan. 1986'dan da resimli taş amcam sürürken bulundu. Ve onu alıp Urfa Müzesi'ne verdi. Sonra orada 7-8 sene kaldı. Yani kireç taşıdır, ne bileyim bazı bir şeyler şey ettiler yani, hatta bu yani bir şey değil diye öyle sanki şey ettiler. Tarlada bulunan ve tarihin seyrini değiştiren heykelcik bu. Müzede uzun süre önemi anlaşılmadan saklanmış. Alman arkeolog Klaus Schmidt o yıllarda Şanlıurfa'da kazı çalışmaları yapıyormuş. Bir gün müzeyi ziyareti sırasında bir köylünün böyle bir heykelcik bulduğunu öğrenmiş. Klaus Göbekli Tepe bölgesinden haberdar kendisi. Müze müdürü de haberdar. Bu bölgede bir Neolitik dönem merkezinin olduğu biliniyor. Daha sonra bu heykelden de yola çıkarak aslında araştırmalar derinleştiriliyor. Yani mevcut bilgilerin üzerine bir bilgi daha eklenmiş oluyor ve araştırmalar derinleşiyor. Araştırmaların sonucunda Göbekli Tepe'nin aynı Klaus Schmidt'in daha önce Nevali Çori'de, Gürcü Tepe'de yaptığı kazı çalışmalarındaki gibi bir Neolitik merkez olabileceği kanaatine varılıyor. Arkeoloji dünyası Göbekli Tepe'yi 1996 yılında duymuş olsa da aslında araştırmalar 1960'lı yıllara dayanıyor. Bölgede Neolitik çağa ait ilk bulgulara da Türk arkeolog Halet Çambel ve Chicago Üniversitesi'nden Robert Braithwood ulaşıyor. Yüzey araştırmaları sonucu Göbekli Tepe'nin yeri ve bazı Neolitik dönem buluntuları tespit ediliyor. Bu tespitlere ilişkin bilimsel yayınlar yapılsa da kazı çalışmalarının başlaması çok daha sonraları gerçekleştirilebiliyor. Göbekli Tepe'nin o dönemde sözünü ettiğimiz tarihlere ait olduğu anlaşılıyor. Ama bugün orada gördüğümüz dikil taşlar, anıtsal yapılar yüzeyde görülmediği için onlarla ilişki kurulamıyor. Sadece yüzeyde toplanılan işte aletlerden Neolitik döneme ait olduğu anlaşılıyor dediğim gibi. Ama bu görkemi anlaşılmış değil. Müzede tesadüfen bulduğu heykelcik Klaus Schmidt'i heyecandan sabaha kadar uyutmamış. Aynı bölgede daha önce bulunan bir tablet de kazı çalışmalarına başlanmasının ana eksenini oluşturmuş. Tabletin bulunduğu yerse oldukça enteresan bir hikayeye sahip. Çünkü 10 metre ilerisindeki ağaç henüz Göbekli Tepe bulunmadan insanların kutsal sayıp çok sık ziyaret ettiği yerlerden biriymiş. Özellikle çocuğu olmayan kadınlar dilek ağacı olarak adlandırılan bu ağacın altına gelip dua ediyor ve adak adıyormuş. Bulunan tablette de zaten bir kadının doğum sahnesi tasvir edilmiş. Altında bazı İslami dönem mezarları da olan dilek ağacı
halen hastalığına şifa bulmak ve adak adamak isteyenlerin sıklıkla geldiği yer. Biz de şahit olduk. Buraya ikinci sefer gelen ve ben şifa buldum, bir de tekrar geldim. Yani buranın bir şeyi vardı. Yani öyle işte bir kutsal yer, yani bir dilek yeri. Mesela adamın bir hastası var, buraya getir, gelip burada dua ediyordu, hastayı getirirdi. Ondan sonra adamın mesela bir sürü devarı var diye devarıma herhangi bir hastalık, herhangi bir kurt, bir hırkız ulaşmasın diye gelip burada kurban kesip dilek diliyorlardı. Yani böyle bir mıradı olanlar gelip burada kurban kesip o mıradını Allah'a şey diyorlardı, yani arz ediyorlar. Öyle bir hatta mesela şimdi bazılar yemin içerken de Kabe hakkı için, bazı şu hakkı için, bazılar da burada bu belgenin göbekliğinin hakkı için dedi mi o iş bitti artık. Göbekli Tepe'deki heykel ve rölyeflerde genel olarak erkeklerin çok daha fazla resmedildiği görülüyor. Kadına dair bir bulguya henüz rastlanmadı. Tek bir çizim hariç. Tek kadına dair bulgu işte bu taş plaka üzerine resmedilmiş kadın doğum sahnesi. Plakanın bulunduğu alanın hemen yaklaşık bir 10 metre üst tarafında bir dilek ağacımız mevcut. Yani çocuğu olmayan bayanların işte bu alanda dilekler dilediği, çocuğun olması isteğini işte dileklerle, kurbanlarla dile getirdiğini söyleyebiliriz. Yani Göbekli Tepe aslında bin yıllardır bu enerjisini, bu kutsallığını devam ettiren bir yer. Göbekli Tepe'nin keşfine ulaşılmasında önemli bir yere sahip olan dilek ağacı ve doğum yapan kadın figürünün olduğu tabletle ilgili halk arasında zıt görüşler var. Kimi bölgenin kutsal olduğunu savunuyor, kimi de karşı çıkıyor. Ben bir tapınak olduğunu biliyorum, bildiğim kadarıyla. Yani 12 bin yıl önce bile bir inanış olduğunu gösteriyor. Bu coğrafyanın çok eski bir tarihi olduğunu anlatıyor bize. Göbekli Tepe de bunun en güzel kanıtı. Ben de bir dilek tutmayı düşünüyorum. Biz büyüklerimizden, dedelerimizden duyduğumuz kadarıyla dağdağan ağacı dikerlerdi. Dağdağan ağacı ömrü uzundur. Çok uzun olduğundan dolayı o dağdağan ağacına burada ziyarettir derlerdi. Millet giderdi, dağdağan ağacına çaput bağlarlardı. Ondan sonra dağ ağacının karşısına gidip dilek dilerlerdi. Halbuki dağdağan ağacının bir özelliği yok. Heykelcik, tablet ve dilek ağacı. Klaus Schmidt'in sabaha kadar heyecandan uyuyamamasına yol açan heykelcik, bölgeye dair diğer ipuçlarıyla birleşince alandaki kazı çalışmaları da kaçınılmaz olarak başlamış oldu. Kazı bölgesinin belirlenmesi için yine Yıldız ailesinin tespitlerinden yola çıkılmış. Bu taşın bir ucu hafifçe görünüyordu. Hatta babam burayı temizlerken kırdı birkaç tane balyoz orada, dedi bu taşı çıkarayım ki kara sabana takılmasın. Çıkarayım dediği ve balyozla kırmaya çalıştığı taşın gün yüzüne çıkarılan Göbekli Tepe'nin 12 sütunundan biri olduğunu bilmiyordu. Kazı çalışmaları tam o noktada başlatıldı. Toprağa vurulan her kazma ile arkeologlar şaşkınlık yaşadı. Gün yüzüne çıkarılan sütunlar, odalar, geçiş yolları, hayvan figürleri alanın bir tapınak, üstelik bilinen en eski tapınak olduğunu ortaya koyuyordu. İngiltere'deki Stonehenge'in bile Göbekli Tepe'den 7000 yıl daha genç olduğu ortaya çıktı. Neolitik dönem insanının bu tarz bir mimarlık yapısını, anıtsal bir mimarlık yapısını ortaya çıkarması imkansızdı. Ama Göbekli Tepe'nin ortaya çıkmasıyla birlikte, tespit edilmesiyle birlikte bilinen her şey alt üst oldu zaten. Göbekli Tepe'nin kimler tarafından yapıldığı bir muamma. Ancak ilk yerleşik toplumlar tarafından inşa edildiği bulgularla ortaya konmuş durumda. Bu da yapıyı dünyadaki en eski yerleşim yeri kılıyor. Sözünü ettiğimiz dönemde bu bölgede daha öncesinde avcı toplayıcı, gezgin bir yaşam sürerken ilk kez büyük bir olasılıkla kısa bir süre içerisinde yıl boyu aynı yerde yaşamaya başlamış ilk yerleşik topluluklar tarafından inşa edildiğini söyleyebiliyoruz. Bu toplulukları yerleşik yaşama, dünyadaki en eski yerleşik yaşama geçmiş, ilk köyleri kurmuş insanlar olarak tarif edebiliyoruz. Göbekli Tepe sütunlarındaki rölyefler oldukça ilgi çekici. Bazı rölyeflerin
Avustralya yerel halkı aborjinlerle benzerlikler taşıdığı düşünülüyor. Ayrıca hilal sembolünün Sümerlerde de olduğu biliniyor. Motifli kemik H sembolü ve sütun başlıklarındaki deliklerse gizemini koruyor. Kazı Başkanı Profesör Necmi Karul, Göbekli Tepe'nin ardıllarına örnek teşkil ettiğini düşünüyor. Karul'a göre bu sembollerin her birinin bir açıklaması da var. Sözün ettiğimiz dönemde insanlar doğayla çok çok daha iç içe, doğanın bir parçası olarak yaşamaya devam eden insanlar. Hatta bence insanlar kendilerini hayvanlar aleminin bir parçası olarak gören bir şeydeler, doğayla ilişki içerisindeler. Ve insanlarla doğa arasında bugün olduğu gibi bir uçurum yok. En azından şöyle bir şey söyleyeyim, örnek vereyim size. Yani gökyüzünü görmenizi engelleyen ışıklarla donatılmış gökdelenler yok. Dolayısıyla sizin dünyanızı şekillendiren bir doğal çevre var. Bu doğal çevredeki ortaklıklar, insanı etkileyen, insanın düşünce sistemini şekillendiren bir takım semboller, dünyanın farklı yerlerinde, farklı zamanlarda benzeri işlevleri taşımış olabilir. Bunların birbirleriyle ilişkisi olduğu anlamına gelmez. Göbekli Tepe'nin her bir yapısında semboller var. Tilki, yaban domuzu, yılan gibi semboller en dikkat çekici olanları. Peki Göbekli Tepe'deki semboller bize ne anlatıyor? Hilal, evet, eğer bir ayı da canlandırabilir. Daha sonraki dönemlerde de benzeri bir anlamı ya da başka bir anlamı taşıyabilir. Ama burada Sümerlerden söz etmişken, aborjinlere gitmeden aynı coğrafyadan söz ediyoruz. Dolayısıyla bu coğrafyada bu kadar güçlü bir kültürün sonraki dönemlere iz bırakması anlaşılabilir. Yani o yapıların içerisine giren insanlar o sembolleri gördüklerinde bir algı ediniyorlar. Bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki yaşamaya devam eden kolektif bir hafızanın varlığını gösteriyor. Çünkü onların anlattığı bir hikaye olması lazım. O sembollerin yüklenen bir anlam olması lazım. Bu anlamlarda çok uzun bir zamanın sonucu olması gerekiyor. Bu yönleriyle düşündüğümüzde bir mesajı taşıyan bir nevi yazı gibi tanımlamak akla yatkın geliyor. Peki Göbekli Tepe kullanıldığı dönemde yapılar bugünkü gibi mi görünüyordu, yoksa üst kısımlarında bir çatı var mıydı? Bazı sütunların üzerinde oyuklar var. Bunlardan söz ediyorsak, bunların tam anlamı, yani bir takım tartışmalar olmakla birlikte bu yapıların üzerlerinin kapalı olduğunu düşünüyoruz. Yani en azından yapılar kullanıldığı dönemde üzerlerinde bir çatı olduğu kabul ediliyor. Göbekli Tepe ile sembolleşmiş 12 sütun ne anlama geliyor? Göbekli Tepe'nin ardıllarında da rastlanan 12 sayısının simgesel olarak pek çok anlamı var. Ancak sonraki uygarlıklarda da sıklıkla rastlanan 12 sayısının çıkış noktası olarak bilinen ve en eski örnek yine Göbekli Tepe. Tabii daha sonraki dönemlerde 12 sayısına atfedilen 12 İmam, 12 Aziz, 12 Ay gibi birçok şey bize o dönemdeki bu 12 sayısıyla da ilişki kurmamızı sağlıyor. Ama bunun daha sonraki kültürlerde 12 sayısının ifade ettiği şeylerle Göbektepe'de gördüğünüz 12 dikil taşın aynı şeyi ifade ettiğini söylemek çok güç. Belki daha sonraki dönemler için bir esin kaynağı olmuş olabilir. Göbekli Tepe henüz küçük bir bölümü toprak üstüne çıkarılmasına karşın bilinen ezberleri bozmuş durumda. İnsanlığın uzak geçmişine dair birçok veri sağlayan, gün ışığına çıkarılan ilk alandaki kazı çalışmaları geçici bir süreyle durdurulmuş. Bunun ilk nedeni Kazı Başkanı Klaus Schmidt'in 2014 yılında vefat etmesi. İkinci nedeni de alanın üzerinin kapatılarak korunması için yapılan çalışmalar. Ayrıca UNESCO Dünya Mirası listesi için yapılan başvurunun yürütülmesi için de Göbekli Tepe'de çalışma yapılmadığı belirtiliyor. Ancak alanın diğer bölümlerinde kazı çalışmaları sürüyor. Günümüzde Göbekli Tepe'nin dışında bu bölgede başka kazı çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Ve sadece Göbekli Tepe üzerinden bir tanım yapsak bile arkeolojik alanın çok çok küçük bir kısmı, yani %10'u bulmayan bir kısmı kazılmış durumda. Dolayısıyla Göbektepe'nin hem Göbektepe'nin kendisinde hem o bölgedeki çağdaş diğer yerleşmeleri düşündüğümüzde buradaki arkeolojik kazı potansiyeli çok uzun bir zamana yayılacak. Bu süre içerisinde bile açığa çıkarılan kalıntılar, daha önce bilmediğimiz birçok yeni bilgiye ulaşılmış olması zaten başka keşiflerin de olacağı, hiç bugüne kadar karşılaşmadığımız yeni şeylerle karşılaşacağımızın habercisi.
Göbekli Tepe ile ilgili en çok merak edilen sorulardan birisi de yaklaşık 12 bin yıl önce ilkel şartlarda yaşayan insanların bu tapınağı nasıl inşa ettikleri ve tonlarca ağırlıktaki taşları buraya nasıl taşıdıkları. Kazı Başkanı Profesör Karul'a göre bu yanlış bir bakış açısı. Eğer o dönemdeki insanlar bu teknolojiye, bilgi birikimine sahip olmasalardı zaten bunu yapamazlardı. Dolayısıyla bunun arkasından bir gerçeküstü bir güç aramak yerine o insanların bu teknolojiye sahip olduklarını ve bunun ne olduğunu anlamak üzere bu sorularla bakmak daha doğru olur. Dolayısıyla bunu o yönle ele aldığımızda sözün ettiğimiz yapıları inşa edecekleri ve o dikil taşları bulabilecekleri, yani o ham maddesini bulabilecekleri yerleri tercih ettiklerini görüyoruz. Kazılarda ortaya çıkan bulgulara göre Göbekli Tepe'de yaşayanlar bir nedenden dolayı yaşadıkları yeri terk etmiş ve ayrılmadan önce bu yapıların üzerine örtüp gitmişler. Göbekli Tepe ile ilgili bir diğer gizem de bunun nedenleri. Bu yapıları o dönemdeki teknoloji, yani konutları da insanların toprağa gömülerek yapılıyordu. Yani bu şu anlama geliyor. Henüz insanlar kendini taşıyan duvarı inşa etme teknolojisine sahip değiller. Nitekim yapıların işlevinin tamamlandıktan sonra bilinçli olarak gömüldüklerini düşünüyoruz. Bunun aksi görüşler olmakla birlikte bu yapıların içerisine yine yakın çevreden toplanan bir molozun bilinçli olarak doldurulduğunu ve bu yapıların bir şekilde içindeki yaşanmışlıklarla birlikte koruma altına alındığını, geleceğe bu şekilde aktarılması konusunda bir tavırların olduğunu bize gösteriyor. Kazılarda ortaya çıkan yapıya ilişkin farklı görüşler bulunsa da pek çok arkeoloğa göre bir tapınak. Ancak bu sav bir din olgusunu da beraberinde getiriyor. Kazı Başkanı Profesör Necmi Karul bu konuya temkinli yaklaşıyor. Evet, burada bir tapınma eylemi gerçekleşiyor muydu sorusunu sorarak başlamak lazım. Bu yapıların içerisine insanların belirli amaçlarla girdiklerini, toplandıklarını söylemek akla yatkın. Ama içerideki uygulamanın ne olduğunu bilmiyoruz. Buna tapınma dediğimiz zaman otomatikman bu yapıları tapınak ve bir dinin varlığından söz etmemiz gerekiyor. Bunları kanıtlayacak herhangi bir veri yok. Büyük bir olasılıkla biz burada herhangi bir dinden bahsetmektense burada daha sonra bir dine dönüşecek olan bir inanç sisteminden bahsetmeyi daha akla yatkın buluyoruz. Ve bu inanç sistemiyle ilgili örüntüleri de bir şekilde Göbektepe'den veya benzeri yerlerden bulduğumuz kanıtlarla açıklamaya çalışıyoruz. Arkeologlar ve tarihe ilgi duyanların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgisini çeken Göbekli Tepe'ye gelenler bu uzun yoldan bir süre tırmandıktan sonra minibüslerle tapınağın olduğu alana geliyorlar. Burada doğum yapan kadın çiziminin olduğu tabletin bulunduğu dilek ağacını da görmek mümkün. Bölgenin ziyaretçileri hiç eksik olmuyor. Tapınak diye tahmin edebiliyorum ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ama tapınak olarak tahmin edebiliyorum, yani mezarlar, yerleşim yerleri olabilir yani. İşte Hazreti İbrahim'in işte o tırnak içinde tanrılarla mücadelesi, oradan ateşe atılması. Bu heykellere baktığımda aklıma o da geldi. Yani acaba Hazreti İbrahim kıssası burada mı gerçekleşti? Neden olmasın diye düşünmüyor da değil. 12 bin yıllık bir yer, o yüzden insanı şaşırtıyor. Okuduklarımıza göre, daha doğrusu bir tapınak. Burada kendilerine göre ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Göbekli Tepe'deki arkeolojik kazılarda günümüze kadar yaklaşık 2500 eser bulunmuş. Bu eserlerin taşınabilir olanları Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Müzede ayrıca Şanlıurfa'nın değişik bölgelerinden çıkarılmış eserler de var. Bu eserler Göbekli Tepe'deki eserlerle büyük benzerlikler taşıyor. Urfa heykeli 1990'lı yıllarda Şanlıurfa Balıklı Göl civarında çarşı yapımı esnasında tespit edilen bir eser. Tabii eser tespit edilir edilmez hemen müze tarafından alınıyor ve müzeye getiriliyor. Yapılan incelemelerde, araştırmalarda eserin Neolitik döneme tarihlendirildiği, günümüzden yaklaşık 11 bin yıl önce yapıldığı görülüyor. Eseri şöyle yorumlayabiliriz. Bir ritüel, bir dans sahnesi olabildiğini düşünüyoruz. Orada işte
tapınak alanı içerisinde ritüel esnasında dans eden insanların bu taş kap parçasına resmedildiğini söyleyebiliriz. Bu da günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önceye tarihlenen önemli bir eser. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde Göbekli Tepe'nin D yapısının birebir kopyası da bulunuyor. Turistler Göbekli Tepe'yi etrafına kurulan bir platform üzerinde geziyor. Koruma altındaki Göbekli Tepe yapılarının içine girilemiyor. Müzeyi ziyaret edenlerse bu alanda Göbekli Tepe'yi deneyimleyebiliyorlar. Ben buraya geldiğimde hissettiğim tek şey gözümü kapatıp o döneme bir gidebilmek. Yani o dönemde insanların neler yaşadığını görebilmek. Neden burası yapıldı? En azından hani araştırılıp inşallah ortaya çıkar onu görebilmek. Yani insanın böyle içi bir anlatılmayacak derecede tuhaf oluyor. Ya o günlere dair tabii ki hani eski insanlar bakıyorsunuz yani akıl alınacak gibi şeyler değil aslında. Hani bakıyorsunuz ne yapılan şeylere yani akıl almıyor. Bunu nasıl yaptınız acaba? Düşünüyorsunuz bulamıyorsunuz. Bu hikayelerden en önemlisi de Göbekli Tepe'de yine D tapınağı içerisindeki bir stelde yer alıyor. Bir ölü gömme sahnesi stel üzerine resmedilmiş. Başı insan vücudundan ayrılmış ve yukarıya doğru Akbaba'nın kanatları arasında göğe doğru yükseltirken güneşe gömme olayını burada 12 bin yıl önceki insan taşa resmederek günümüze ulaştırmış. Yani aslında yazı yok ama hikaye yoluyla yaşadıkları olayları, geleneklerini, kültürlerini taşa resmederek günümüze ulaştırmış dönem insanı. İnsanlar muhtemelen ritüeller esnasında bu sekilere oturuyorlardı ve bu sekilerin arasında da çok farklı mimari de çok farklı büyüklükte, üzerinde farklı figürler alan, yer alan steller bulunmakta. İşte burada yine stellerden biri çok profesyonelce resmedilmiş bir yılan. Aşağıya doğru süzülen bir yılan resmedilmiş. Tabii bu hayvanların bu kadar alan içerisinde resmedilmesinin bir sebebi vardı. Acaba bunlar tapınak koruyucuları mıydı? Veya acaba o dönem bir kabileyi mi temsil eden hayvanlardı? Çünkü her stelde veya her tapınakta çok farklı hayvanlar ve semboller yer almaktaydı. Şanlıurfa bölgede peygamberler şehri olarak biliniyor. İslam inanışına göre İbrahim peygamber Şanlıurfa kalesinden ateşe atıldı. Yakılan ateş göle, odunlar da balığa dönüştü. O nedenle de balıklı gölün içindeki balıklar kutsal kabul ediliyor ve avlanmıyor. Şanlıurfa bu özelliğiyle de kültür ve inanç turizmi açısından bölgede en çok turist alan yerlerden birisi. 2019 yılı Göbekli Tepe yılı ilan edilince kenti ziyaret edenlerin sayısı iki katına çıkmış. 2018 döneminde bütün yıl Göbekli Tepe ziyaretçi sayımız 60 bin kişi iken 2019 yılı Göbekli Tepe yılı dolayısıyla 412 bine kadar çıktı. Biz yıl sonu itibariyle Göbekli Tepe ziyaretçi sayımızı bu yılın 2020'nin başında 1 milyonu geçeceğini düşünüyorduk. Tabii ki mevcut korona pandemi dolayısıyla biz bu hedefimize ulaşmamız şu an için mümkün görünmüyor. Normalleşme süreciyle birlikte, 1 Haziran'la başlayan normalleşme süreciyle birlikte gelen ziyaretçiler için gerek sosyal mesafe, gerek dezenfekte, gerekse diğer bütün altyapıları tamamladıktan sonra Göbekli Tepe'nin sayılarımız hızla artmaya başladı. Göbekli Tepe Şanlıurfalılar için bir gurur kaynağı. İnsanlar Göbekli Tepe'yi sahiplenmiş, benimsemiş. Tarihe merakı olmayan Urfalılar bile Göbekli Tepe ile yatıp Göbekli Tepe ile kalkıyor. Bazı mesela bilimcilerin dediğine göre bizim yani Cenab-ı Hak tarafından burası iki sefer yerden bir olmuş. Yani halak olmuş yani. Ondan sonra hani 5 metre kalsan tarih fışkır. Her tarafımız tarihi çarşı. O yüzden burası mesela dünyanın en eski şehirlerinden bir tanesi. Göbekli Tepe daha şu ana kadar daha doğru düz faydalandığımız yok. Halbuki o turizm açısından yani Türkiye'de 12 bin yıllık tarihi değeri olan bir il yok. Fakat 2019 yılı Göbekli Tepe yılı ilan edildi. Fakat
gelen turist Antep'te konaklıyor, Mardin'de konaklıyor. Biz kaymağını yiyen ildekiliz. Bana göre Göbekli Tepe'yi daha iyi tanıtmamız lazım. Yılda en az 5 milyon insanın buraya gelmesi lazım. 5 milyon insanın en az burada 3 milyon, 3,5 milyonu 24 saat, 36 saat konaklaması lazım ki Urfa ekonomisine yön verir. Tüm dünyanın dikkatini çeken Göbekli Tepe kazıları bölgedeki arkeolojik kazı yapılan tek alan değil. Karahan Tepe ve Harbetsuvan bunlardan sadece ikisi ve şimdiden büyük tarihi buluntulara işaret ediyor. Karahan Tepe'de Göbekli Tepe'deki dikili taşlara benzer 250'den fazla, Harbetsuvan'da ise 30 civarında dikili taş tespit edildi. Göbekli Tepe ile belli dönemlerde çağdaş olan Karahan Tepe ve Harbetsuvan da yeni keşiflere gebe. Karahan Tepe'de geçtiğimiz yıl başlatılan kazılarda yine Göbekli Tepe'den bildiğimiz dikili taşlara, anakayaya oyulmuş çukur yapılara ve bu yapıların içerisinde yine Göbekli Tepe'den bildiğimiz sekillere, sekillerin önünde yılan, tilki motiflerine, yine dikili taşların üzerindeki benzeri hayvan motiflerine çok sayıda rastlandı. Dolayısıyla yeni kazılarda bu döneme kadar ne kadar heyecan verici buluntuyla karşılaştıysak bundan sonra da karşılaşacağımızın işaretçisi olduğunu gösterdi. Yapıldığında henüz ne dinler, ne peygamberler, ne de günümüzde bilinen tarihi yapılar vardı. Bunların hiçbiri yoktu. Neolitik çağ insanları bu yapıları tüm yaşanmışlıkları ile toprağa gömdüklerinde belki de bir gün geri dönecekleri umuduyla gittiler. Geri döndüler mi bilinmez. Ancak bir çiftçinin kara sabanına takılan bir tesadüf onların binlerce yıl önce anlatmak istediklerini milenyum çağına taşıdı. Miras bıraktıkları Göbekli Tepe ve çevresindeki diğer yapılarsa dünyanın bilinmeyen uzak geçmişine ışık tutmaya devam edecek.